Geçtiğimiz yıl toplu flamingo yavru ölümleri olmuştu kuraklık nedeniyle. Bu bildiğiniz üzere dünyamızın genel bir problemi, küresel iklim değişikliği, kuraklaşma ülkemizde de özellikle Tuz Gölü havzasında e, oldukça hissedilir şekilde kendini gösteriyor. E, buna bağlı olarak kuraklığa bağlı olarak giderek azalan susuzluk nedeniyle bu gibi sus, e, canlı ölümleri ister istemez oluyordu. Bu yıl ölümler büyük ölçüde önlenmiş oldu. Yani susuzluk nedeniyle hemen hiç ölüm olmadı diyebiliriz. Ancak bölgemizde sulu tarımın yoğun olarak yapılması mısır, ayçiçeği ve şeker pancarı gibi artan kuyu sayısıyla beraber susuzluk giderek artıyor. Civardaki barajlardan yine can suyunun daha çok salınması. Önümüzdeki yıllar benzer durumların yaşanmaması için bakanımızın da talimatıyla yeni alternatif çözümler üretiliyor. Dilerim bundan sonraki yıllarda da flamingo'larımız ve su kuşlarımız ölmeden gelecek nesillere yetecek kadar bir popülasyonla varlıklarını sürdürecek. şöyle. Buraya çıkayım mı? abi, çıkayım mı? Çıkalım. Bizim bitti ya. şey bitti de. Bazı yıllar 10 binin altına düşse de genellikle 10, .000, 15 bin, 17, .000, 18 binlere kadar çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl kuraklık fazlaydı. Belki onun etkisinden, belki hayvanların iyi beslenmemesi de faktör olabilir. Yavru sayısı yaklaşık 3 bindi. Maalesef geçen yıl yavruları bu susuzluktan dolayı kaybetmiştik. Bu yıl aldığından tedbirlerle beraber Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla çalışmalar çok daha titiz bir şekilde devam ediyor. Yavru sayımız 10.000'e 10 yaklaştı. En son uçma aşamasında veya uçmaya yakın olan yavruların tek tek saydığımızda hava fotoğraflarından 9.371 olarak net bir rakam söyleyebilirim. Bu yıl alınan tedbirlerin en önemlisi Kuyu sularıyla beraber 4 kilometrelik bir su kanalı, su borusu döşendi. Hemen arkamdaki Tuz Gölü'nün ana göl aynası kısmına kadar ulaşıyor şu anda su ve flamingolar da orada besleniyor. İlk uçan yavrularla erginleri arka tarafta görebilirsiniz. Önümüzdeki yıllar daha kalıcı bir çözüm üretilmesi için bakanlığımızca çalışılıyor.